Artebella Cam Projelerinden Cam Sefası ismini verdiğimiz projemize başlıyoruz. Sizlere camda Artebella kolay transfer ve color transferi göstermek üzere bir cam tabak seçtim. Cam yüzeylerde çalışmamıza imkan tanıyorsa, dar bir yüzey değilse mutlaka cam yüzeyin arkasından çalışma yapıyoruz. Cam yüzeylerde çalışan arkadaşlarım da daha çok dikkat ettiğim hususlar şunlar. Kolonyalı mendillerle, sabunlu bezlerle camlarını siliyorlar. Böyle yapmasınlar. Çünkü kolonyalı mendillerin üzerindeki eczalar bazen hangi çeşit boya olursa olsun reaksiyona girerek çalışmamızı imkansızlaştırabiliyor. Bu sebeple duru suda yıkıyoruz camımızı, daha sonra kuruluyoruz. Evet, şimdi transferimizi çalışmaya başlayalım. Ben 1286 numaralı Artebella cam yüzeylerde, varaklı zeminlerde, açık renkli zeminlerde kullandığımız transferi tercih ediyorum. Çünkü arkadan bize çalışma imkanı veren bir ürün. Şimdi jelatinimizi her zamanki gibi kaldırıyoruz. Daha sonra cam yüzeye transferimizi istersek arkadan yerini belirlemişsek, istersek şöyle görerek ters tarafından yerleştiriyoruz. Daha sonra suya batırdığımız ıslak süngerimizle ortadan başlamak kaydıyla kağıdımızın desen aktarımını gerçekleştiriyoruz. Artebella kolay transferlerde kağıdı suya doyurana kadar ıslatmamız yeterli olacak. Eğer fazla su kullanırsak veya az su kullanırsak transferimizi rahat geçiremeyiz. Bunu transferimizi kullanan tüm arkadaşlarım artık biliyorlar. Evet. Şimdi iyice kağıdımız ıslandığından emin olduktan sonra 20 saniye bekliyoruz. O sırada ben tabağıma birkaç desen daha ekleme yapacağım. Onun için transferimi hazırlıyorum. Evet. Kağıdımı 20 saniye sonra aldım. Tekrardan ıslak süngerimle desenimi siliyorum. Daha sonra peçetemle fazla suyu alıyorum. Şimdi istediğiniz gibi tasarımınızı yapabilirsiniz. Ben şurada da transferi şu şekilde görmek istiyorum. O yüzden tekrardan çalışmamı devam ediyorum. Şimdi buraya da yerleştiriyoruz transferimizi. Tekrar ıslatarak tasarımımızla bu şekilde devam ediyoruz. Yani Artebella açık zemin transferini su yardımıyla cam yüzeye geçirmiş oluyoruz. Şimdi cam yüzeye transferimizi geçirdik. Bazı çalışmalarda arkadaşlar cam yüzeyine transferi geçirdikten sonra hiçbir çalışma yapmayıp böyle yalın halde de bırakıp kullanabiliyorlar. O da çok hoş görüntülere sebep oluyor. Ama ben burada color transferin beyaz renkli olanını arkada background, arka plan olarak kullanacağım projemde. Bu sebeple beyaz renkli color transferimi
hazırlıyorum. Desen beyaz olduğu için kağıt üzerinde ben görüyorum ama siz görebiliyor musunuz bilemiyorum. Rahatlıkla görülüyor yakından baktığınızda. Şimdi deseni transfer ediyorum. Şimdi bunun için ilk önce kolay transferi yaptım. Transparan görünümde olan. Daha sonra beyaz renkli color transferimi transfer ediyorum. Bunun için kağıdımı desenimin üzerine koydum. Yani ne görüyoruz bu projede? Cam yüzeylerde, ahşap yüzeylerde, birçok zeminde kullanabildiğimiz artebella kolay transfer ve diğer transfer çeşitlerimizden color transferi üst üste kullanarak tasarımlar yapabiliriz. Çok özellikli, nitelikli ürünler olduğu için artebella transferler size düşündüğünüz her tür tasarımı yapmak için imkan sağlıyor. Bakın desenim ıslanınca daha net ortaya çıktı. Şimdi deseni aynı kolay transferde olduğu gibi cam yüzeye aktarıyorum. Yine suyu kontrollü kullanmak kaydıyla, yani kağıdı suya doyuruyorum. Yani fazla su kullanmadan, ne az ne fazla tabii. Evet. 20 saniye sonunda kağıdı çekip alacağım. 20 saniye sonunda transferimizi alıyoruz. Transfer kağıdımızı alıyoruz. Ve beyaz renkli color transferin geçtiğini görüyoruz. Şimdi cam yüzeyi aynen bu şekilde tamamlayacağım. Cam projemizde color transferi de çalıştık, beyaz renkli. Bakın isterseniz böyle de bırakabiliyoruz tabağımızı ama ben bugün cam yüzeylerde transferlerle renklendirme nasıl yapıyoruz, tamamlama nasıl yapıyoruz onu size göstereceğim için bu şekilde bırakmıyorum. Yine arkadan çalışıyoruz. Arka yüzeyden. Evet. Sünger yardımıyla beyaz boyamızdan alıyoruz. Beyaz boyamızın fazlasını kağıt mendil üzerinde bırakarak desenlerin arka kısmından beyaz boyamızı tamponlamak kaydıyla boyamızı desen yüzeyine aktarıyoruz. Şimdi bu çalışmaları yaparken fırça da kullanabiliriz. Ama fırçayla çalışma yapacağımız projelerimiz ayrı. Böyle süngerle yapacağımız çalışmalarımız ayrı. O projelerde sırasıyla ben size bunları açıklamaya çalışacağım. Şimdi neden süngerle çalışıyorum? Artebella boyalarının cam yüzeyleri tutucu bir özelliği vardır. Çalıştığım boya cam boyası değildir. Onu belirteyim. Ve eğer ben tamponlayarak desenler üzerinde çalışmaya başladığımda desenlerimi şu şekilde netleştirmiş oluyorum. Evet. Tamamlamaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde bize süngerle çalışmak bir hakimiyet de kazandırıyor. Özellikle ahşap yüzeylerde veya cam yüzeylerde süngerle tamamlama yapabilirsiniz. Evet. Ben açık zemin olarak seçtiğim beyaz rengimi transferlerimin üzerine tamponlayarak geçiriyorum. Şimdi bu çalışmam devam ederken kaynaştırma yapacağım için
keten rengi boyamla beyaz rengimi karıştırarak desenime göre bir renklendirme yapıyorum. Belli yerlerden renkler giriyorum. Bakın şu şekilde göstereyim size. Renklendirmeye başladık. Gölgeler oluşturuyoruz. Biraz da toprak sarısı rengi giriyorum. Yalnız sürekli desen rengime de bakıyorum. Ayarlamamı ona göre yapacağım. Bu tamamen sizin tasarımınıza kalmış bir şey. Daha sonra yağ yeşili de kullanacağım. Açıktan koyuya doğru renklerimi birbirine kaynaştırarak dikkat ederseniz gidiyorum. Tekrardan renklendirmeme bir bakalım. Kaynaştırmalarım biraz keskin olmuş. Biraz dağıtarak çalışmama devam edeceğim. Evet, biraz daha yumuşattık görüntüyü. Bakın süngerle ne kadar rahat çalışılıyor. Bu rahatlığı hepimiz görebiliyoruz. Evet, şimdi ilk rengimizi desenimizi tamamlaya süngerimizle attık. Şöyle bir görüntü elde ettik. Boyamız biraz kuruduktan sonra kaynaştırmamıza devam ediyoruz. Evet, cam yüzeylerde color transferle kolay transferi kullandık. Renklendirdik. Şimdi arkadan renkleri tamamlamak üzere beyaz boyamızla veya tercih edeceğimiz herhangi bir renkle, bu metalik altın da olabilir. Ben beyaz tercih ediyorum. Çünkü tabağımın arkasının beyaz gözükmesini istiyorum. Ha, istersek bu şekilde de bırakabiliriz. Daha sonra ekstra sır vernik yaparak cam gibi arka yüzeyde de görüntü elde ederek çalışmamı bitireceğim. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Tamponlama yapmama rağmen alttaki zemin koyu olmasına rağmen beyaz boyanın örtücülüğünü net olarak görebiliyoruz. Bu şekilde tabağımı boyuyorum. Cam tabağımı ve kurumaya bırakıyorum. Cam yüzeylerde Artebella kolay transfer, açık zemin kolay transfer, color transferi renk tamamlayarak bitirdik. Şimdi cam yüzeyin arkasını da muhafaza altına almak amacıyla ekstra sır vernik kullanacağız. Artebella ekstra sır vernik çift komponentli bir ürün. Evet. İki ürünü birbirine karıştırıyoruz. Daha önce videolarımda da kullanımı bahsettiğim gibi yani bir sıcak suya koyma, kalorifer üzerine koyma veya işte ısıtma gibi herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. O akışkanlığını muhafaza eder kendisi. Bir gün sonra tamamen katı halde, kullanılır hale gelir ürün. İyice boşaltmak istiyorum.
Bu arada ekstra sır verniği kullanan arkadaşlarımdan mailler aldım. Teşekkür ediyorum ilginize. Sizinle bu güzel ürünü paylaşıp da kullanıldıktan sonra da güzel tebrikler almak benim için çok büyük bir mutluluk. Evet, bu kadar yeterli. Neden şişemin tamamını boşaltmaya gayret ediyorum? Çünkü aynı oranda karıştırmam lazım ürünü. Evet, benimle bana mail atan arkadaşlarımın en çok hoşlarına giden taraf ürünü çok karıştırmak gerekmediği, hava kabarcığı bırakmadığı, zemine çok rahat sürüldüğü. Ben de kendilerine izleyip takip edip bizi kullandıkları için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hobi el sanatlarında hangi ürünü çalışırsak çalışalım, kaliteli malzeme kullanmaya özen gösterelim. Çünkü emek harcıyoruz, para harcıyoruz, vakit harcıyoruz. Çıkan ürünün de hakikaten kullanılabilir bir ürün olması son derece bizi memnun ediyor. Evet, hazır verniğimiz. Bir yerinden başlayarak iyice yedirerek verniği uygulamaya başlıyoruz. Tabii ki su bazlı verniklere göre sürülüşü biraz daha katı bir malzeme olduğu için zor gibi geliyor. Ama şimdi uygulama yaptıkça bakın bir önceki sürdüğüm yer daha çok kayarak bize rahat çalışma imkanı veriyor. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde cam tabağımın arka yüzünü de vernikleyerek çalışmamı bitiriyorum. Başarılar dilerim.